Ve biz bunu ispat ettik. Bakınız biz iş tüzük değişirken bugüne kadar yıllardan beri 15 seneden beri bu iş tüzük yürürlükte. Düşünün hali biz. Yalnız komisyon başkanı komisyonu toplayabilir. Komisyon başkanı sadece gündemi tespit edebilir. Komisyon başkanı da partisinin başkanına bağlı. Muhalefet ne yapacak? Gelip gidecek. Nasıl çoğulcu demokrasi bu? Biz mücadele ettik, bunu değiştirdik. Dedi ki komisyonlar 1/3'le toplanır. İsterse iktidar partisinin üyeleri gelmez. Ve toplananın yarıdan bir fazlasıyla da karar alın. Gündemi de kendi tespit eden. Niçin? Çünkü meclis elbette hükümetin üstünde olmalıdı. Hükümetin üstünde olmanın şartı budur. Yoksa meclisin bütün komisyonları hükümetin emrinde olursa, meclis kitlenirse nasıl çoğalcı demokrasi olacak? Bak geçen dönemde hepimiz şunları yaşadık. Buraya öyle kanun teklifleri geldi ki her bir paragraf için 4'ten fazla değişiklik yapılamayacağı için 4 tane değişiklik teklifi de dosyanın içine kondu, öyle geldi. Neymiş? Virgül şuraya değil buraya konsunmuş. Şu kelime böyle değil böyle olsunmuş. Bunlar hep yaşadık. Ve bunların biz yıllarca acısını çekerek geldik buraya. Bu acıları da unutmadık. Onun için iki şeyi huzurlarınızda hatırlatıyorum. Bu meclis hükümetin üstünde olacak. Aksini gördüğünüz zaman yakamıza yapış. Zaten böyledir. Ama tatbikatın böyle olması mühim. İkinci bir önemli husus da bütün bakanlarımız emrinizdedir. İstediğiniz şeyi sorabilirsiniz. En kısa zamanda bu sorularınıza cevap verilecek. Bir tek cevapsız mesele kalmayacak. Bu söylediğim şeye çok önem veriyorum. Neden? Çünkü biz hükümete gelmeden önce şu belediyelere nasıl yardım yapılmış 40 tane yazı yazdık, bir tanesinin cevabını alamadık. Daha bunun gibi ne yazılarımız vardı? Şu bir takım medyaya hangi krediler verildi, hangi bankalar? 40 tane yazımız var. Hiçbirinin cevabı yok. Ama şimdi ne sorarsanız bu hükümet sizin emrinizdedir. Bütün bu sorularınızın cevapları size en doğru bir şekilde takdim edilecektir. Siz milletin temsilcisisiniz. Her şeyi bileceksiniz ve her şeyde milleti temsilen egemen olacaksınız. Bu söze hep beraber sadık olacağız.